Antes c'est papa. Bir zamanlar değirmenci bir adamın bir eşeği varmış. Bu eşek uzun yıllar sahibine yardım etmiş. Çuval çuval buğday ve un taşımış. Fakat yıllar geçtikçe yaşlanmış ve eski gücü kalmamış. Artık bu değirmende yapacak bir işi kalmadığını anlayan yaşlı eşek bir sabah erkenden sahibini terk etmiş ve düşmüş yollara. Eski gücüm kalmadı. Ama sesim hala çok güzel. Bremen'e gidip orada çalgıcılık yapıp şarkı söyleyebilirim. Yolda ilerlerken yerde yatan bir av köpeğiyle karşılaşmış. Böyle boylu boyunca uzanmış. Ne yapıyorsun sen? Ben bir av köpeğiyim. Ama artık yaşlandım. Eski hızım kalmadı. Sahibime avda yardım edemiyorum. O zaman sana bir teklifim var. Ben Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyorum. Benimle gel, sen de bandoya gire. Ben mandolin çalarım, sen de davul. Bu öneri köpeğin hoşuna gitmiş. İkisi birlikte yola çıkmışlar. Aradan uzun zaman geçmeden yolun kıyısındaki bir evin çatısında oturan bir kedi görmüşler. Kedi çok mutsuz görünüyormuş. Ne o kedi kardeş? Çok üzgün görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Artık yaşım ilerledi. Eski çevikliğim kalmadı. Dişlerim köreldi. Farelerin peşinden koşacağım. Sobanın başında oturup inekliyorum. Bu yüzden hanımım beni evden kovdu. O zaman sen de bizimle gel. Sizinle mi? Nereye gidiyorsunuz ki? Bremen'e gidiyoruz. Çalgıcı olup şarkı söyleyeceğiz. Kediler müzikten iyi anlarlar. Sen de bizimle birlikte mızıka çalabilirsin. Kedi bu teklifi çok beğenmiş. Onlarla birlikte yola çıkmış. Üç kaçak bir çiftliğin önünden geçerken çiftliğin kapısının üstünde ciyak ciyak öten bir horoz görmüşler. Çoktan sabah oldu horoz efendi. Sen niye hala bağırmaya devam ediyorsun? Yarın pazar. Bizim çiftlik sahibinin hanımı pazar günleri misafir çağırır. Benim çorbamı pişirip misafire ikram edeceklermiş. Sen niye burada durup bekliyorsun peki? Kaçsana. Nereye gidebilirim ki? Nasıl olsa bugün son günüm. Ben de sesim kısılana kadar bağıracağım. Tamam, tamam. Öyleyse sesini boşa harcama. Bizimle Bremen'e gel. Bir müzik grubu kuruyoruz. Ve seninki gibi güçlü bir sese ihtiyacımız olabilir. Horoz bu öneriyi çok beğenmiş ve hemen kabul etmiş. Oturduğu çitin üzerinden atlamış ve düşmüş peşlerine. Dördü birlikte yola koyulmuşlar. Geceyi bu ormanda dinlenerek geçirelim. Yarın yola devam ederiz. Horoz uykuya dalmadan önce bulunduğu yüksek yerden etrafına şöyle bir göz atmış. İleride bir ışık görüyorum. Çok yakınımızda bir ev olmalı. Öyleyse kalkıp hemen oraya gidelim. Ben böyle karanlık bir ormanda uyumaya alışık değilim. Evet, belki ben de yiyecek bir parça kemik bulabilirim. Bunun üzerine ışığın bulunduğu yere doğru yola koyulmuşlar. Sonunda bir eve gelmişler. İçlerinde en uzunu eşek olduğu için pencereye yaklaşmış, içeriye bakmış. Ne görüyorsun eşek baba? Ne mi görüyorum? Çok güzel bir sofra görüyorum.
Bu harika. Sofrada çeşit çeşit yiyecekler, içecekler görüyorum. Şimdiden ağzım sulandı. Hadi o zaman hemen içeri girelim. Durun durun, daha bitmedi ki. Ve bu güzel sofranın başında oturup yemek yiyen 4 tane silahlı haydut görüyorum. Haydut lafını duyunca hepsi çok üzülmüşler. Ne olurdu sanki haydutlar olmasaydı? Çok da acıkmıştım. Yapacak bir şey yok. Ormana geri dönelim. Şu haydutları kaçırmanın bir yolu olsaydı keşke. Bakın ne diyeceğim. Güzel bir planım var. Şimdi beni iyi dinleyin. Dört arkadaş üst üste çıkarak bir kule oluşturmuşlar. Sonra eşek işaret verince hep bir ağızdan şarkı söylemeye başlamışlar. Haydutlar bu korkunç bağırışmayı duyunca oldukları yerden havaya sıçramışlar. 4 arkadaş camı kırarak büyük bir gürültüyle pencereden içeri dalıvermiş. Haydutlar silahlarını da bırakıp panik içinde dağılarak evden kaçıp ormana doğru koşmaya başlamışlar. 4 kafadar planlarının işe yaradığını görünce çok sevinmiş. Hemen sofranın başına kurulmuşlar ve haydutların yarım bıraktığı nefis yemekleri yemişler. Yemek bitince her biri uyumak için kendi keyfine göre bir yer aramış. Evin bütün ışıklarını söndürüp çok yorgun oldukları için hemen uykuya dalmışlar. Vakit gece yarısını geçmiş. Haydutlar uzaktan bakmışlar ve evde ışıkların yanmadığını görmüşler. İçlerinden birini kontrol etmesi için eve göndermişler. Eve gelen haydut evi çok sessiz bulmuş. Ve bir lamba yakmak istemiş. Ve kedi adamın suratına bir tırmık atmış. Köpek adamı bacağından ısırmış. Bu gürültülere uyanan horoz da avazı çıktığı kadar ötmeye başlamış. Adam kaçmak için avluya çıkınca eşek de arka bacaklarıyla güçlü bir çifte savurmuş. Neye uğradığını şaşıran haydut kaçarak soluk soluğa diğer haydutların yanına varmış. Evde bir değil tam 4 tane canavar oturuyor. Hepsi birden bana saldırdı. Haydutlar hızla oradan uzaklaşmışlar ve bir daha da eve dönme cesaretini gösterememişler. Bu ev 4 Bremen çalgıcısının pek hoşuna gitmiş. Bremen'e gitmekten vazgeçip bu eve yerleşmişler. Şarkı söyleyip müzik yaparak günlerini mutlu bir şekilde geçirmişler. Adise Baba.